Ben dünya mutfağı biliyorum. Sen bana Güneydoğu diyorsun Dünya ya. mutfağı diyor ya. Dünya bizim buraya gelip ayaklarımıza kapanıyor. Sizin mutfağınız superior diyor. Yani daha üstün. Abi şimdi Anlatabiliyor ben muyum? Abi Güneydoğulu'yum diye. peki Bir eti dakika. yakmak dünya mutfağına nasıl dahil olabilir? Aha, Bir saniye aynen Alper öyle Bey. kardeşim. Bir saniye. Biz bir Biz kere et eti yakmak. yakmayız. Geylik yapmayın abi şu an. Bir Kardeşim saniye lütfen. Türk mutfağı Ulan, ulan. dünyada dördüncü, beşinci sıradadır maksimum. Onu geçeceksin. Türk mutfağı birinci sıradadır. Sebebini de söyleyeyim sana. Dünyada imparatorluk kültüründen gelen tek mutfak aktif şekilde ölmemiş yani. Fast food şundan bundan tarafından öldürülmemiş ve yapısını koruyabilmiş. Yani ev yemeği diye bahsettiğim şeyden bahsediyorum. Kültürel olarak yapısını koruyabilmiş tek mutfak Türk mutfağıdır. Ve yelpazesi inanılmaz geniştir. Sen bütün yelpazeye ulaşamıyorsun veya yemiyorsun diye bu yok demek değil. Karşılaştırdığın zaman anasını avradını beller. Doğru. Abi tamam da Bellemez abi. teknikleri tribal. Bellemez. Abi bir Hint Sen mutfağına teknik baktığın zaman görmemişsin. belleyemiyor abi anasını. Kusura bakma ya. Abi tamam da sen baharat koyuyorsun yemeğin içine. Başka yaptığın bir şey var mı? Bir Aa, dakika, burada Hint restoranı var. Türk mutfağından iyi olan mutfak ne? Kıbrıs'a göre. Yani Hint mutfağı çok rahat tokat Hint atarsın. mutfağı diye bir şey yok. Bu mevzuya tekrar girmeyelim. Hint mutfağı diye bir şey yok. Ulan tandırı adamlar keşfetmiş. Tanduri. Adamların hiçbir şeyi Ulan yok. tandırı adamlar keşfetmiş. Sen ne Bak anlatıyorsun? hiçbir şeyi yok. Mutfaktan bahsediyor. Hiçbir şey yok. Olmadığı için hep aynı şey yendiği için bunun tadı biraz değişsin diye bu şeyin bokunu çıkarmışlar baharatlama olayını. Her şeye baharat atıyorlar. Abi ben de onu diyorum işte baharat. Adamların başka olayı yok baharat. Bir baharat ya. Sen Türk mutfağı. Onun tatlısından, mezesinden, önünden, yemeğinden, kebabından, çorbasından. Sen utanmıyor musun ya? Neymiş köri. Köri atıyormuş abi. Bak Fransız Ahmet abi. mutfağı. Bir Fransız mutfağı. dakika. Çok rahat döver. Oğlum Çok ne rahat. Fransız mutfağı? Adamlar kurbağa yiyor lan. Kurbağa yiyen mutfak mı olur? Adamlar açlıktan geberiyor işte. Ya abicim ne alakası var? O bir delikatesidir yani. Onu Ne her delikatesi? yemiyorsun. Kurbağanın delikatesi olsa ne olmasa ne Hayır ya? şimdi abi Ahmet Fransız mutfağından fakirlikten yapılan soğan çorbasını kastetmiyor ki. Kaliteli bir restoranda Bir yapılan dakika, bir kaliteli bir dakika. yemeği Hayır kastediyor. Bak arkadaş, güzel bir dakika baktın. Bir abi, saniye bakın. kardeşim. Adam da diyor ki Türkler de diyor bok yiyor diyor, bağırsak yiyor diyor. Şimdi ona da kabul mü etmemiz lazım yani? Evet en azından danadan, inekten falan yiyorsun, kuzudan yiyorsun yediğin şeyleri. Bir saniye. Tatlı Erlik abi tatlı yemiyorsun. ben burada araya gireceğim. Bak Ahmet abi, Fransız mutfağı dediğin tatlı mutfağıdır. Almanın işte ne bileyim şeyi iyidir. Ya Sosislisi saçmalama iyidir. Bir Cemzi dakika, sen bir dakika. hayatında Fransa'ya gittin mi ya? Gittim abi, Fransız mutfağı. gittim. Ne var? Tatlı mutfağı mı Restoranda yemek gerçekten yedin mi? Fransa? Yedim. Ne? Ya siktir git. Adamların Lyon'da akrabaları mı var? ekmeğinden, çorbasından, etinden tut, deniz mahsullerine her bok var Fransız mutfağında. Saçmalama. Kardeşim sende de var. Bizde de Adamların var. sırf et için Çeşit var. 10 çeşit sosu Sende hem var. Ege mutfağı var hem Karadeniz mutfağı var. İki farklı deniz çeşididir bu. Kardeşim fark etmez. Fransızlar perfeksiyonist yaparlar. Senin Türk gelir, sabah bir kuru fasulye yapar, koyar onu şeyin içine, tencerenin içine. Bütün gün onu kaşığı sokar, karıştıra karıştıra. Hoş geldin abi, kuru fasulye vereyim mi der, koyar. Yok yok ben Ahmet Fransız abiyi taze anladım. pişirir. Taze Bu pişirir, ülkede perfect bir sucuklu kuru şekilde fasulye önüne koyar. yapılıyor lan. Bir Bu nasıl dakika, bir bir rezillik? dakika. Bir dakika abi ben Ahmet abiyi anladım bak. Ahmet abi Avrupa'daki elitist Avrupa yemeklerini falan görmüş tamam mı? Fransa bunu elitist hale getirmiş. Ne bileyim Evet Rus abi çünkü kısımlara öyle. entegre etmiş tamam mı? Ama bir tane Türk kebabını köşe başındaki bir lokantada yiyince Ahmet abi diyor ki Fransız mutfağı daha iyi. Ya bu biraz saçma Hayır, Ahmet abi hayır, yapma bunu. hayır. Hayır Abi abi Türkiye'deki kebabı en da iyi iyi yapan yer restoranlara da var. gittim. Hayır abi Türkiye'deki en iyi restoranlara da gittim. Hiç fark etmez. Fransız mutfağı çok net tokatlar. Adamların bir kere sadece et için 10-15 tane sosu vardır. Tamam mı? Marination Tavuğun için sosları farklı çok özeldir sosları onların. vardır. Evet. Jus'u vardır. Bilmem nesi vardır. Foie de gras'ı vardır. Yani o kadar intrike bir mutfak ki. Ha biz tatlı kısmını güzel kopyalamışız Fransızlardan. Bence en az Fransızlar kadar iyi yapıyoruz. Ya arkadaş marinadeden bahsediyorsun, sostan bahsediyorsun. Biz de bir şehrin Ha. köylerinde 20 çeşit marinade sos şeyleri falan var. Ne Nerede anlatıyorsun? var lan? Mutfağı tokatlarmış ya. Ne anlatıyorsun ya? Abi Bizde bir yok. yemeğin 20 çeşidi var arkadaş. Bir Ben ne yemeğin yapacağımı 20 buldum. çeşidi var. Ben ne yap? Bir Ben gidiyorum. obsesif bir Batı hayranı Kıbrıslısı. Bu bir. Kesinlikle Kesinlikle. Ya katılıyorum. abi. Değilim abicim, değilim.
Sen Fransızlar gelip de yanlışlıkla bir şey karıştırıp getirseler ve deseler ki o sen yok Ahmet falan bundan iyi falan bizim bu Fransız mutfağın en şey mutfağımız falandır diye sen onu yersin dersin ki o ne kadar güzel. Hayatta Beğenmesin diye. demem. Hayatta demem. Ali, peki biz aristokrasiyi mi kurmak istiyoruz Hayır sence? abi adam batı hayranısın diyor. Ben Uzak Doğu'yu da çok seviyorum. Hint mutfağını da çok seviyorum. Yani çok tutarsız bir söylem oldu bu Yerlik Bey yani. Ben bir şey sormak istiyorum. Türk gastronomisinin PR'ı düzgün yapılmadığı için şu anda işte Fransız, İtalyan ya da işte Japon mutfağı kadar göz önünde olmaması doğal mı? Abi onu az önce işte ben onu dedim abi. Bey çok haklı. PR'ı yapılmıyor abi. Yani Bizim tamam da abi PR'ını PR'ınız bulabileceğim bir yapamıyor şey yok İtalyan ki. mutfağı. Yani Yani çünkü mesele zaten PR değil. tekniği Bir kalitesiz. dakika. Bir dakika abi. Mesele sadece PR değil. Aynı zamanda özen sorunu var. Özensizlik Tabii ki sorunu var. de. Tamam mı? Tabii ki de. Sana Onu dediğim kuru fasulye örneği çok legit bir örnektir. Bizde özensizlik sorunu var. Bizde prep bok gibi yapılır mutfaklarda. Behiç hiç kendisi mutfakta çalışıyor. Anlatsın. Türk mutfağı yaptıklarında prep mi yapıyorlar? Yemeği hazırlayıp ısıtmak üzere kenara mı koyuyorlar? Anlatsın size. abi prep süresi zaten ya eğer bir mutfak 12 saate çıksa 3 saati prep sürüyor Türkiye'de. Ya oğlum Kesinlikle. biz sabahtan beri kafamı sikti. Şutu. Ben demişim ki biz insanların bilgilerini kaydediyoruz falan filan. Şutu kafamı sikti sabahtan beri. Ben Geldi dedim ki Efe. ben de yanlış İnsanlara... bilgi. İnsanlara soruyoruz dedim. İki çift fake şey hesapla girmesinler diye. Evet, sadece soruyoruz. Bir de hafızamız kuvvetli. Kesinlikle kayıt tutulmuyor. Kafamı sikti şutu öyle dedim öyle. Ben öyle bir şey demedim oğlum. Bir de kızıyor Merhaba bana sen mi arkadaşlar. yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun bu işi konuşuyorsun diye fırça çekiyor bana. Şuto mu? Ha, benim Abi gibi. Şuto bu ara çok taş yaptı. Benim Şuto adıma diyor eski. niye şu? Benim işime diyor Ya niye abi karışıyor? bir saniye şu yemek konusunu atlamayalım. Şurada Yok bunu profesyonel söyleyeyim de. mutfağın içinde yaşamış birilerini görebilir miyim ben? Oğlum benim bir sürü Merhaba. takipçim var. Bak dünyanın dört bir yanında gerçekten şeflik yapan Türklerden bu arada. Her yerde başarılılardı. Bunları bizim toplayalım. 4-5 tanesini. Şeflerden. Tamam mı? Program yapalım. Ciddi söylüyorum ama. Ciddi bir değerlendirme yapalım. Ben Yo, kişisel fikrimi söyleyeyim sana. ben bu arada Biz erlik bilimsel Türkler iyi hakim yemek değiliz. yapamaz demiyorum. Yo ben Türk geyiğim abi. yemeklerinin bazıları Caho ile bizim kötüdür diyor. aramızda geyik. Bir Caho saniye. ile bizim aramızda geyik duruyor. O bir tarafı savunur, ben bir tarafı savunurum böyle ölümüne. O biraz Abi muhabbet. gastronomi yayını Cahvört tarafından desturlanmıştır. Gastronomi yayını yapacağız yakın bir zamanda. Herkesi bekliyoruz. Hemen konsepti Mesela çaldık. şu an popüler olan şeflerden Somer Şef. Onun Avustralya'da restoranı vardır. Ben bizzat elinden yedim Somer adamın. Şef utanmazın tekidir. Utanmaz herif. Nasıl çıkıyor televizyona da tenekenin içindeki ton balığını afiyetle yiyin diyor. Abi Utanmaz muhtemelen herif. iyi para sıktılar ona ya. Olmadı Yani. abi. Elini Düşmanlığın nedir görmemesi canım? lazım. Utanmaz herif. Ayıptır be. Ton balı düşmanlığın ne senin Cahil? Abi ton balığını ben severim ama Somer Şef gibi şefler o tip basit tenekelenmiş ürünleri asla kullanmazlar. Asla ellerini sürmezler. Öyle bir anlatıyor ki sanki dünyanın en lezzetli şeyi yok öyle bir şey abi. Yani Yani bu düzgün bir şeyler restoranda yapıyor. kend bir balık yenmez yani kend konservelenmiş bir şey satamazsın. Tabii tabii gelmez yani. Hani konservelenmiş bir ürün çünkü beklemiştir ve yani istediğin lezzeti alamazsın o üründen asla. 20 minutes Türk mutfağı çöptür erlik. Ya sen Batı özentili, Kıbrıslı, Eti yakıyorsun özellikle. siz ne Erlik bilirsiniz? Bey, Hindistan Türkiye'nin neresinde, ne batısı var? Erlik Bey, ne saçmalıyorsunuz? Hindistan Hint mutfağı diye bir şey yok. Hint mutfağı diye bir şey yok. Çin mutfağı diye bir şey yok. Tamam, Japon götün yiyorsa mutfağı bunu git Mumbai'nin ortasında söyle. diye bir şey yok. Söylerim, derim burası bir bok çukuru Mumbai, bir bok çukuru derim. Onu da söylerim. Filmleriniz bok gibi, müzikleriniz bok gibi. Allah aşkına filmlerde dans etmeyi Irkçı kesin. herif. Irkçı herif. Bollywood Allah belanı ver. Hadi arkadaşlar Lale. ben gideyim. Erlik. Görüşürüz Erlik abi. Kıbrıslı size masal anlatmaya Teşekkürler. devam etsin ama Mumbai sizin Bollywood filmlerinden gördüğünüz gibi değil. Bollywood. Evet, başlığa bakın. Shit about Mumbai, you motherfucker. I fucking kill you, you motherfucker. Why you talk shit about Indian culture?
You motherfucker, evet. Right? You go. Why are you doing this? You bloody Why are you doing you? This? Don't do that. Motherfucker talking shit about Indian culture, Indian cuisine, Indian kitchen, motherfucker. Mumbai is my precious, precious city. Labbal le, arlambal le.